Ahmet Taş getiren metal yorgunluğunu aşma yolunda. 16 Nisan referandumu, yeni sistem, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fiilen yürüttüğü cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yeni bir merhale. Ardından AK Parti olağanüstü genel kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti genel başkanlığına seçilişi. Ardından AK Parti yönetim kadrolarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dokunuşuyla yeniden belirlenişi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti bünyesinde oluştuğunu düşündüğü metal yorgunluğu alarmı. Bu alarm çerçevesinde partinin alt kademelerinde değişim iradesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metal yorgunluğu vurgusunun ardından 2019'a doğru geliştirmeye çalıştığı %50 artı bir hassasiyeti ve buradan çıkarmaya çalıştığı hamle duygusu. Bakanlardan istenen 6 aylık hizmet projeksiyonu dosyası. Bununla birlikte gündeme giren kabine değişikliği beklentisi ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Yıldırım'ın Beştepe'de sürpriz buluşmasıyla girilen kabine revizyonu. Ne oldu? Özetle şu oldu. 15 bakan yerinde kaldı, 6 yeni bakan geldi, 5 bakanın yeri değişti, 5 başbakan yardımcısından 4'ü değişmiş oldu. Turul Türkeş, Nabi Avcı, Mehmet Müezzinoğlu, Veysi Kaynak, Faruk Çelik, Akif Çağatay Kılıç kabine dışında kaldı. Ahmet Eşref Fakıbaba, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Hakan Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı, Jülide Sarayeroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Abdülhamit Gül, Adalet, Ahmet Demircan, Sağlık, Osman Aşkınbak, Spor, Yeni bakanlar. Bekir Bozdağ, Fikri Işık, Recep Akda, Hakan Çavuşoğlu yeni başbakan yardımcıları. Fikri Işık'la Nurettin Canikli yer değiştirmiş oldu. Bekir Bozdağ Adalet Bakanlığından, Recep Akda Sağlık Bakanlığından geldi buraya. Ekonomi kadrosu değişmedi. Mehmet Şimşek, iç dış ekonomi dünyasının güvenilir ismi olarak yerini korudu. Yeni kabinede dikkat çekici isimlerden birisi Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı'na getirilmesi. Anayasa değişikliğinden bu yana Gül, hukuk alanında epeyce emeği geçen, öne çıkan bir sima. Adalet Bakanlığı'nda Bekir Bozdağ'ın yerine getirilmesi bu dönemde bir mesaj taşıyor mu? Olabilir. Daha az tartışılan, daha az polemiklere giren bir isim olması adalet açısından sağlıklı olabilir. Maraşlıyım. Veysi Kaynağ'ın kabine dışı kalmasından sonra Kahramanmaraş'tan bakan kalmaması her seçimde AK Parti'ye olağanüstü destekler veren Maraşlıların dikkatini çekecektir. AK Parti MYK'sında yer alması ve parti sözcülüğünü Mahir Ünal'ın yürütüyor olması Maraşlılar için yeterli olur mu bilmem. Bekir Bozdağ adaletten alındı ama Başbakan Yardımcısı olarak hükümetin tepe kadrosundaki yerini korudu. Recep Akdağ da Sağlık Bakanlığından gitti tekrar geldi ve şimdi oradan Başbakan Yardımcılığına nakledildi. Edildi. Recep Akdağ'ın Sağlık Bakanlığı'ndaki başarısı dışında hükümet bünyesinde bir dengeyi ifade ettiği düşünülüyor olmalı. Kabinede yeni isimler var. Onların performansları takip edilecek. Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üst yönetiminde 2019'a doğru bir koşu söz konusu. Ad sahibine göre kişiler. Dolu dizgin bir koşu istendiği anlaşılıyor. Ne diyelim? Başarı diliyoruz. Guantanamo Tek tip elbise konusunda Guantanamo adını anmak bile işkenceyi, zulmü, hukuksuzluğu çağrıştırıyor. Aman ha! En çok FETÖ sevinir. Tutuklulara tek tip elbise giydirmek, onların tamamını peşine mahkum etmek sonucunu doğurmaz mı? O durumda masumiyet karinesi nerede kalır? Ahmet Taş getiren Star.